Merhaba gençler. Bugünkü dersimizin konusu 4 işlem. Matematikteki 4 işlemi otomasyonda PLC'de kullanacağız. Bunlar çarpma, çıkarma, bölme, toplama bildiğiniz gibi. Şöyle bir senaryo hazırladım. Bunu yapmanızı isteyeceğim, uygulamanızı isteyeceğim. 2 adet konveyörümüz var. Bu konveyörler start butonuyla harekete geçecekler. Stop butonuyla duracaklar. 2 adet sensörümüz var her konveyörün üzerinde. Buradan geçen cisimleri sayacak bu sensörlerimiz. Ve birinci konveyörün saydığı sayıcın değerini şurada göreceğiz, gösterge 1 ekranında. Gösterge 2'de de ikinci konveyörden geçen cisimleri göreceğiz. Her iki konveyörde farklı hızlarda çalışacak şekilde ayarladım. Aralarında bir performans farkı olsun diye. Birinci şu kısımda toplam ürünü görmek istiyoruz. Yani her iki sayıcın değerini toplatarak şu toplam ürün bölümünde görmek istiyoruz. Bir de her ürünün 3 lira gibi bir bedeli olsun. Toplam ürünü 3 ile çarparak gelir de şuraya yazdırmak istiyoruz. Yani bir çarpma işleminde yaptırıp sonucunu burada görmek istiyoruz. Sonra konveyörlerimiz farklı hızda olduğu için İkisi de farklı sayıda üretim yapacaktır, günlük veya saatlik. Ve bir performans farkı olacaktır, yani bir fark oluşacaktır toplam üretimler açısından. O farkı da burada görmek istiyoruz, şu performans farkı göstergesinde. Burada da çıkarma işlemimiz yapmamız gerekir. Son olarak da bir de ıskartayı görmek istiyoruz. Burada bir kabullenme yapacağız şimdilik, sensörle ıskartayı ayırma işlemi yapmayacağız sadece. İşte toplam ürünün %10'u kadar da ıskartaya ayrıldığını düşüneceğiz veya kabulleneceğiz. Toplam ürünü 10'a bölerek, yani %10'unu alarak bölüm işleminde burada yaptırıp sonucunu burada göstermek istiyoruz. Şu an çalışacak şekilde programlama ve bağlantılar ayarlanmış durumda. Ben çalıştıracağım ve göstereceğim size. Şu şekil. Buradan Start'a bastığımızda her iki konveyör de çalışsın. Birinci konveyörün saydığı değer burada. İkinci konveyörün değerleri burada. Toplamı burada. Geliri burada görüyoruz. Performans farkını burada görüyoruz. Iskartayı da burada göreceğiz. Ta ki stop'a basana kadar bu şekilde çalışmaya devam etsin. Bu mekanik olarak da bunları kurarsınız. Sensörle de aynı şekilde bağlayıp biraz sonra bakacağımız gibi PLC bağlantılarını da yapmanızı bekleyeceğim sizden. Bunların farklı hızlarda ayarlıyoruz biliyorsunuz. Şuradan yükleyicilere sağ tıklayarak konfigürasyondan hızlarını değiştirebiliyoruz yükleyicilerin. Yani konveyör hızlarına müdahale etmedim. Sadece yükleyicilerin hızlarını değiştirdim. Dolayısıyla da bir performans farkı oluşuyor gördüğünüz gibi. 12'yi geçtiği için %10'du. Iskartamızı burada görüyoruz. Çarpım sonucunu burada bölüyoruz. Görüyoruz. Farkı, performans farkını da burada görüyorduk. Stop'u basarsam duracak. Aynı zamanda resetlemek istersem tüm sayıcıları değerlerini resetleyeceğiz bu butonda. Ve çıkışlarda resetleyelim. Başlangıç duruma dönsün. Reset'e bastığımda da hepsi sıfırlanmış olacak. Amacımız buraya ulaşmak. Bu 4 işlemi yaparak. Şimdi driver'a gidelim, bakalım nasıl bir bağlantı yapmışız. Sensörleri ve butonları bağlamışız burada gördüğünüz gibi. Çıkışa da göstergeleri, işte konveyör motorlarını bağlamışız. Gereksiz bağlantılar da var şu an, işte MUX, MUZ, bunları kullanmıyoruz. Bir kısmını grab tutma vesaire. Biz sadece bize gerekli olanları kullanacağız. Şurada da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane göstergemizi şu kısmı bağlamışız. Onları biliyorsunuz şuradan konfigürasyonda 6 adet dijital output'u açabiliyorduk. 30'dan başlatacak şekilde ayarlamışım. Dijital word input'a gerek duymamışız. Sistemimiz bu şekilde çalışacak. Burada da bazı gereksiz bağlantılar var. Çünkü biz bu hazır bir şeyden aldığımız için bağlantılar duruyor. Gereksizleri çıkarıp atabiliriz tabii ki. Bağlantılarınızı siz kendiniz yapın. Sensör bağlantılı olacak. Buton bağlantıları ve gösterge bağlantılarımız olacak sistemde. Programına gelip bakacak olursak şöyle amaçlıyoruz. Bakınız şurada program. En üstteki zaten bizim simülatörle haberleşmek için de bu. Siz gerçek bir PLC kullanıyorsunuz laboratuvarda. Yapacağınız uygulamalarda buna ihtiyaç yok bu fonksiyona. Sanal bir PLC simülatör kullanıyorsak bunu kullanacağız. Start butonuyla motorları
set ediyoruz ve konveyörler çalışmaya başlıyor. Stop butonuyla motorları durduruyoruz, yani konveyörleri reset ediyoruz. Konveyör motorlarını. Reset butonuyla tüm çıkışları, 8 tane çıkışı reset ediyoruz. Belki set olarak kaldıysa diye tedbir amaçlı. Aynı zamanda aslında reseti burada sayıcıyı resetlemek için de kullanıyoruz. Sayıcı biri konfigüre ettik. Daha önce sayıcıları gördüğümüz için tekrar göstermeyeceğim. Girişine sensörümüzü bağladık. 00, yani birinci konveyör üzerindeki sensör. Çıkışında sayıcı değerine gönderdik. QD34. Orada göstergede zaten vardı ismi. Yine buradan bakabilirsiniz uygulama yaparken. Bu da ikinci konveyörün sayıcısı. Yine sensörü üzerine bağlı. Bunun tagini isimlendirmemiş. İsimlendirelim. Sensör 2 diyelim buna da. Bu da ikinci konveyör üzerindeki sensördü. Yine reset butonunu buraya bağladığımız gibi aynı reset butonunu buraya da bağlamışız. Bunun çıkış saydığı değeri QD38'e göndermişiz. PV'lerine ne yazdığımızın şu an için önemi yoktu, biliyorsunuz. Çıkışlarını kullanmadık. Burada ilk işlemimiz toplama işlemi, add komutu. Add girişlerine verdiğimiz değerleri toplayarak çıkışa aktarıyor. Ne yapmışız burada? Birinci sayıcının, bakın, QD34'ün değeriyle ikinci sayıcı QD38'in değerlerini girişine tanımlamışız ve bunları toplayarak QD30'a göndermişiz. Buna da toplam demişiz. Bu da QD30 da bizim panomuzdaki toplam yazan göstergenin adresi. Oraya bağlamıştık. Toplama sonucu burada görünecek. Daha sonra kazancı bulmak için toplam değerle, QD30'daki değerle 3'ü çarpmışız. Yani bir multiplex, yani multiply, yani çarpma işlemi yapmışız ve QD42'de göstergeye göndererek orada kazancı görmüşüz. Bir sonrakinde ise bu şekilde yan yana da bağlayabiliyorduk, biliyorsunuz bunları, komutları. Çıkarma işlemi, sub komutu. Ne yapmışız? Birinci sayıcının değerinden ikinci sayıcının değerini çıkarmışız ve aradaki performans farkını bulmuşuz. Bunu da QD46 nolu göstergede göstermişiz. Bu hafızalım tabi. Ve en son network'ümüzde de toplam ürünü 10'a bölerek ISCARTA'yı bulmuşuz. Div komutu, divide komutu da bölmeydi. QD30'a göndermişiz. Bu da bir göstergemiz. Orada da işte kaç adet toplam ürün varsa 10'a bölerek o kadar ISCARTA olduğunu kabul ediyorduk. Sensörle bulmuyorduk. Şimdi son olarak da bir şey göstereyim. Burada göstergemizi çalışmayabiliyor bazı öğrencilerimizde. Göstergemiz saymıyor diyor. Şöyle göstergenin üzerine gitmemiz gerekiyor. Şurada grup galiba şu an. Ya da bir gösterge alalım şuradan. Bir şey gösterelim. Bunlar öğrencilerimiz sıkça takılıyor. Bunlar, yani şurada göstergelerimiz. Bir adet gösterge aldık. Şöyle. Sağ tuş yapıyorum. Üzerine önce işaretliyorum. Sağ tuş yapıyorum. Konfigürasyondan integer, tam sayı gösteri almam gerekiyor bunu. Eğer burada bırakırsam sayıcımızın değerini göstermez. Çünkü burada gerilimi ölçmek için kalibre edilmiş durumda. Varsayılan olarak mutlaka göstergeyi ayarlarken burada sayıcı değerini göstereceksek tam sayı olarak işaretliyoruz ve o şekilde bırakıyoruz değerler görünmezse. Sizden istediklerim bu kadar gençler. Daha önce yine komutları birçoğunu öğrenmiştik. Bu komutları da kullanarak burada sayıcılarımızı konfigüre edelim. Yine matematikte kullandığımız 4 işlemi, yani çıkarma, çarpma, bölmeyi de endüstride nasıl kullandığımıza dair bir örnek yaparak pekiştirmeye çalışalım. Bu videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın.